Bizga quyidagi tenglamalar sistemasi berilgan. X musbat ekani ma'lum. X, Y, Z ni topamiz. Agar X musbat bo'lsa, u holda birinchi tenglikda ko'rib turibdi, Y ham musbat bo'lishi kerak. Y musbat bo'lsa, u holda Z ham musbat bo'ladi. Shunday qilib X, Y, Z larni barchalari musbat ekan. X, Y, Z ni topish uchun biz bu tenglamalarni bir-biriga ko'paytiramiz. Ya'ni 10 qismlarini ko'paytirib chiqamiz. Solda x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat hosil bo'ladi. Chap qismlarni ko'paytmasa, 10 qismlarni ko'paytmasa, 6, 30, 6. Bu yerda x, y, z ni topamiz. Demak, bu minus 6 yoki 6. Ikkita qiymat kelib chiqdi. Yuqorida aytib o'tdik, x 0 dan katta bo'lganligi sababli y ham 0 dan katta bo'ladi, u holda z ham 0 dan katta bo'ladi. Demak, x, y, z musbat bo'lishi kerak. Demak, minus 6 ga teng bo'la olmaydi. Javob x, y, z teng 6 ga. Bizga quyidagi tenglamalar sistemasi berilgan. Modul x minus y ni topish kerak. Buning uchun biz tenglamalarni qo'shamiz. Bu holda x kvadrat minus x y minus x y minus 2 x y plus y kvadrat teng. O'ng tomonida 28 qo'shib minus 12 16 ga teng. Chap tomondagi ifodani x minus y'nin kvadratı deb yozishimiz mumkin. Bu yerdan tenglikdan x ildiz oladigan bo'lsak, x minus y teng 4 ekani kelib chiqadi. Bizga quyidagi tenglama berilgan. U holda x plus 2y ni topishimiz kerak. Bu yerda quyidagi qoidadan foydalanamiz. Agar bir nechta sonni yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, a plus b, hop, bu yerda ikkita ifoda kelyapti. Keyin ikkita ifoda uchun ko'ramiz. Va bu ifodalarning har biri manfiy emasligi, ya'ni katta yoki teng 0 dan ekani ma'lum bo'lsa, bu holda bu yerdan a barobar 0 va b barobar 0 ekani kelib chiqadi. Demak, ikkita ifodani yig'indisi 0 ga teng, har biri manfiy emas. 0 ga teng bo'lishi uchun ularda har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda ham kvadrati bo'lganligi sababli bu ifoda manfiy emas. Ikkinchi ifodada kvadrat bor, manfiy emas. Ikkita manfiy bo'lmagan ifodalarning yig'indisi 0 ga teng bo'lyapti. Bu holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Masalan, birinchisi 0 ekani, 0 ga teng ekanidan x minus 4 teng 0 ekani kelib chiqadi. Ikkinchisi 0 ekanligidan x minus y'ning kvadrati teng 0 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qildik. Birinchi tenglamada x teng 4 ekanini topamiz. 4 ni ikkinchi tenglamaga olib borib qo'yib y kvadratini topamiz. Y'ning ikkita qiymatini topishimiz mumkin. Y1 teng minus 2, Y2 teng 2. Shunday qilib berilgan tenglamani qanoatlantiradigan ikkita juftlikni topdik. Birinchisi x barobar 4, Y minus 2 ga teng, x barobar 4 va Y teng 2 ga. Endi x qo'shib 2y ifodani topamiz. X qo'shib 2y. Birinchi holda x ning o'rniga 4 qo'yamiz. Qo'shib 2y. Teng 0.
Ha, ikinci cüftlük üçün. Dört koşumuz. İki köpaytırın iki. Yani y'nin oranı iki koyduk. Okay, sekiz. Demek bu ifadenin kıymatı nol ya ki sekiz getirin olan. Biz ya kuyudaki teknik verilgen n minus n'ni tapamız. Bir de kuyudaki kaydadan faydalanmamız. Yıldız aslında 2 köpaytırı n n1 koşul n2 teknik o teknik verilgen olsa ve bir de n1 ve n2 rasyonel son ikanı gibi malum olsa bu halde n1 teyin 0, n2 teyin 0 buluş gerek. Yani bir vakitte her kelasın 10 teyin buluş gerek. Ama bir de ilizasyonu 2 buluş şartmaz, bir de bir vakitte irrasyonel ifade olsa, yani başka irrasyonel son bulsa ham olur da. İrrasyonel son köpaytırı, rasyonel koşu yani rasyonel. Teyin 0 buluş için n1 ve n2'lerin her biri 0 teyin buluş gerek. Bana bu ifadede demek n1'nin oranı da n-5 geliyordu. Değil mi? n2'nin oranı da bana bir ifade geliyordu. N kvadrat minus 6m n koşu 5m n 0. Bir iş denemeden n beraber 5 ikanı gelip çıkardı. Böyle ikinci denemeye koyup bundan m'ni tapamız. 25 30 m koşu 5 m teyin 0 minus 25 m teyin minus 25. Şunu yapalım, n 5 ke m 1 ke teyin 2. Şimdi n minus n'ni tapamız. Teyin 5 minus 1 teng 4. Şunday qilib javob n minus n teng 4. Bizga quyidagi tenglamalar sistemasi berilgan. X bo'lu y ni toping. Buning uchun biz algebraik qo'shish usulidan foydalanamiz. Teğnemelerini koşsak bu halde x, y kvadrat minus x, y kvadrat birbirini yapatadı. 2 x kvadrat y teğn 48 koşul 16 64 ikanını hasıl kılamız. Şimdi birinci teğnemeden ikinci teğnemeni ayıramız. Bu halde birinci katlar birbirini yapatadı. Bir de 2 x y kvadrat teyin 48 minus 16 32 ekenini kapamız. Yani teynemelerini bölemiz. Yani birinci teyneyi, ikinci teyneyi bölemiz. Bu da gelin çap kısmını çap kısmına, 10 kısmını 10 kısmına bölemiz. O halde 2 x kvadrat y kısaltıramız. 2 bölü 2 kısaralı. Y. Bir de kvadratından kısarı bitti y kolalı. Bu x kısaralı. Bunlar bitti x kolalı. Şimdi yakalım. Bir de suratta x bölü x mahazda ise y kolalı. 64 bölü 32 2 geteyim. Şimdi yakalım. Cevap x bölü y 2 geteyim.